Yaşanan bu son gerilim sonrasında ise Karadeniz'de Rusya askeri alanda kritik bir hamle yaptı. Rusya'nın son 30 yılda ürettiği türünün en büyük denizaltısı ilk kez test edildi. Denizaltı Rusya'nın Severodinsk şehrinden 25 Haziran'da denize açıldı. Yani İngiltere'nin savaş gemisi HMS Defender'la yaşanan o gerilim, taciz ateşi geriliminden sonra... 48 saat ardından bu deneme gerçekleştirildi. Denizaltı yaklaşık 15 bin ton ve 185 metre uzunluğunda her biri 2 milyon ton TNT'ye eşdeğer 6 adet nükleer silahlı torpidoyla donatılmış durumda. Başka bir deyişle de, torpidoların gücü kıyı şeritlerinde tsunami etkisi yaratabilecek düzeyde. Denizaltı İngiliz basınında deniz canavarı ve savaş makinası olarak nitelendirildi. Hatta tüm bir şehri yok edecek kadar ateş gücüne ve denizaltı internet kablolarını kesmek için bir mini denizaltı filosuna sahip olduğu vurgulandı.